civarında varis hastası inceledik. 2009'dan bu tarafa Bakırköy Hastanemizde. Bu hastalarımızların verilerini ve bazı önemli nüansları ben bu sene Amerikan Venöz Forum toplantısında sundum. Çok prestijli bir toplantı. Dünyanın en büyük varis cerrahlarının, varis doktorlarının geldiği bir toplantı burası. Şimdi bu hastalarımızda şöyle bir bulgu ortaya çıktı. Şimdi her bu sıkıntı illa varisin tedavisi edilecek diye bir şey yok. Yani tabii ki kozmetik nedenler. Birinci kural şu, bu kozmetik nedenler niye ortaya çıkmış? Önce damarların bir değerlendirilmesi lazım. Damarların haritalanması lazım. Birazdan o konuya da geleceğiz. Bu damarların haritalanması sonucunda damarların sağlam çıkma olasılığı yüksek. Yani eğer bu damarlar sağlam çıkıyorsa yalnız da deride veya ciltteki kozmetiklere müdahale edilebilir. Ama eğer oralar sağlam çıkmıyor da derideki kozmetiklere müdahale ediliyorsa hem maddi hem de manevi olarak hem hasta hem doktor yıpranmakta. Çünkü bir yerde düzelttiğiniz o yeşil lekeyi, varis görüntüsünü, örümcek ağı görüntüsünü birkaç gün sonra hatta bir iki hafta sonra başka yerde çıkması mümkün. Çünkü kaynağı bir kere düzeltmek zorundasınız. İşte bu seneler özellikle de bizim çalışmalarımızda bu varisin esas kaynağının kapakçıklar yani damarların içerisindeki kapakçıkların bozukluğundan kaynaklandığını özellikle belirttik. Bu bacak içerisindeki damarların aynen birazdan çizeceğim onu. Damarlardaki kapakçık sistemi vardır ve bu kapakçık sistemindeki bozukluk bu kaynağın esas sorunu oluşturmakta. Bu çözülmediği sürece istediğiniz kadar estetik operasyon yapın, işte lazer çok popüler yapın veya skleroterapi işte damar içerisinde madde enjeksiyonu yapın fark etmez. Başka yerinizden tekrar olacaktır. Hatta bu üzerini örttüğü için hastalığın kaynağın üzerine bir miktar örttüğü için bu sefer hastalık daha büyüyerek gelmeye başlayacaktır. Lazerden bahsediyorsunuz hocam. Lazer operasyonlar mı lazer, üzerine örtüyor? Lazerle mesela görüntüyü kapattınız. İşte Meltem Hanım diyelim estetikten bayağı ciddi sıkıntısı var. Bir merkeze gitti ve orada yalnızca estetik amaçlı damarlar hiç haritalanmamış. Kapakçık nedir ne değildir hiç bilinmemiş. Ve oralarda yetmezlik varsa ki Meltem Hanım'da vardı. Yalnızca derin üzerindeki bu estetiğe yönelik işlem yapıldığı zaman alttaki esas işte her zaman buzdağının göremeyen yüzü diyorum. Esas oradaki kaynak duruyor ve zamanla yaş ilerledikçe daha geri dönülemez hale geliyor. Tamam bu yazı mesela tamam daha pürüzsüz bir ciltle geçiriyorsunuz varis açısından ama kışa doğru döndüğünüz zaman veya diğer yazda çok çok daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani maskelemiş oluyorsunuz. Aynen şöyle düşünelim. Yani beynimizde ciddi bir kitle var diyelim ya da bir hastalık var. Siz ağrı kesici, başınız ağrıyor. Siz ağrı kesiciyle o baş ağrısını maskeliyorsunuz. O alttaki en büyük neden devam ediyor büyümeye. O zaman çok daha ciddi sorunlarla evet. çıkacaktır. Aslında bazı görüntüler, bazı ağrılar, bazı şikayetler, işte gece huzursuzluk bunlar aslında bir alarm sistemidir. Vücudun beyne gönderdiği, arkadaş burada bir sıkıntı var. Burayla ilgilen demektir. Siz ne yapıyorsunuz? Yalnızca sıkıntıyı kaldırmak için işlem yapıyorsunuz. Alttaki nedeni ortaya çıkarmıyorsunuz. İşte varis de bu hataya çok düşülüyor. Hem halkımız tarafından hem doktorlar tarafından. Yani görüntüyü düzeltelim. Diğer tarafı nasıl olsa başka bir zaman başka birisi veya hiçbir şey yok mantığı hocam, var. Bir şey